Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli bir pasta hazırladım. İnanın harika oluyor. Öyle kalıp falan kullanmadan çok lezzetli bir pasta yapmanın en güzel yolu. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli pastanın yapımına geçelim. Pastamızın kek kısmını hazırlayarak başlıyorum. Derince bir kabın içerisine 3 adet yumurta, birazcık şöyle çay kaşığının sadece ucuyla tuz ilave edip bir süre çırpıyorum. Birazcık böyle hafif köpürmeye başlayınca 200 ml su bardağıyla yarım su bardağından biraz daha fazla toz şekeri yavaş yavaş ilave edip ortalama 3 dakika boyunca çırpıyorum. Videoda da gördüğünüz gibi oldukça yavaş yavaş şekeri ilave ediyorum ki daha böyle köpürsün, kekimiz yumuşak olması için. Şeker ve yumurta karışımını çırptıktan sonra yarım su bardağı sütü yavaş yavaş ilave edip bir taraftan da çırpmaya devam ediyorum. Yarım çay bardağı, 125 ml çay bardağıyla sıvı yağını da aynı süt gibi yavaş yavaş ilave edip bir taraftan da çırpıyorum. Çırpma işlemi bittikten sonra artık mikseri kullanmıyorum. Bir su bardağı un, bir çay kaşığı dolu dolu kabartma tozu, 2 çorba kaşığı yani 25 gramlık kakaoyu da muhakkak bu esnada eliyoruz arkadaşlar. Eleyerek içerisine ilave edip çırpıyorum. Kabartma tozunu, çay kaşığını dolu dolu kullanmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu esnada el çırpıcısıyla güzelce hepsini karıştırıyorum. Fırın tepsimizin içerisine yağlı kağıdı seriyoruz. Normal bir fırın tepsisi kullanabilirsiniz bu esnada. İsterseniz de büyük bir borcamla aynı işlemi görecektir. Keki yağlı kağıdın üzerine döküp dümdüz bir tabaka elde ediyorum arkadaşlar. Şöyle spatula ile yayıyorum. Böyle ince gözüküyor. Zaten kekimizin ince olması gerekiyor. Özelliği de bu. Bu şekilde aynı benim gibi güzelce yayın. Fırına dayanıklı bir kabın içerisine muhakkak bir miktar su koyup fırının en alt tabanına yerleştiriyorum. Bu sayede daha yumuşak bir kek olması için birkaç kere de masanızın üzerine tepsiyi vurmayı unutmayın. Keki pişirdim artık, getirdim. Bir yarım saattir falan soğuyordu. Soğurken üzerine temiz bir şeyle örtün, daha yumuşak olsun. Kenarları gördüğünüz gibi incecik şekilde kesiyorum. Daha böyle kare şeklinin çıkması için. Tersine çevirip yağlı kağıttan çıkartıyorum. Tam ortadan ikiye olacak şekilde kesiyorum. Bu esnada isterseniz bir mezure, bir metre kullanabilirsiniz daha düzgün kesmek için. Kesmeden önce muhakkak kekiniz soğusun arkadaşlar. Hemen kesmeyin. Şimdi bunu kenara alıp ortasını kremasını hazırlıyorum. Bir paket 200 gramlık sıvı krema. Bu esnada kremanız yoksa aynı işlemi sütle de yapabilirsiniz. Bir paket krem şanti. Her ikisini de güzelce kıvam alana kadar çırpıyorum. Krem şantinizi ölçüler arkasında yazıyor. O ölçülerle hazırlayabilirsiniz. Bir çay bardağı kadar damla çikolata ilave ediyorum. Seviyorsanız bu esnada muz dilimleri ufak ufak kesip içerisine de atabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar da bal koyuyorum. Ayrı bir lezzet veriyor. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ve kenara alıyorum. Eğer vaktiniz varsa bir süreliğine krem şantisi dinlendirebilirsiniz. Keki uygun bir servis tabağına aldıktan sonra sütle ıslatacağız. Bir su bardağı süt, iki çay kaşığı kadar da kakaoyu çırpıyorum. Keki ıslatmak için böyle bir sos hazırlıyorum. Daha lezzetli oluyor.
Bu sütle her iki katı da ıslatacağız. Yarısını alt tabanına şöyle ıslatırken arkadaşlar kenarları taştığını falan görüyorsunuz. Taşabilir, hiç sorun etmeyin. Siz ıslatmaya devam edin. O çekiyor, merak etmeyin. Bir süre sonra da zaten silip temizleyeceğiz. Sütün yarısını alt tabanına, yarısını da üst tabanına şöyle bir kürdanla hafif delikler açıyorum daha iyi çekmesi için. Hazırladığım krema ve krem şanti karışımının hepsini ara katına sürüyorum. Böyle çok fazla kenarlara gelmeyecek şekilde spatula ile hafif hafif düzenliyorum. Böyle aşırı derecede kenarlara vermeyin. Bu sefer taşacaktır ve hoş bir görüntü olmaz. Çünkü biz bu esnada kalıp kullanmıyoruz. Varsa bir kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Ben evde kalıbı olmayanlara kolaylık olsun diye bu şekilde hazırladım ama bir kelepçeli kalıbınız varsa kullanabilirsiniz. Krem şanti ve krema karışımın üzerine diğer kek karışımı keki de bırakıyorum ve bunu da aynı şekilde ıslatıyorum. Islatırken düşünebilirsiniz krem şantiye karışıyor falan ama hiç sorun olmuyor arkadaşlar. O soğuduktan sonra çok güzel kıvamını alıyor. Şimdi üst tarafı da aynı alt taraftaki gibi ıslatıyorum. Islattıktan sonra bir 10-15 dakika bekleyin. Ondan sonra kenar kısımlarını fazla şeyle kalanları temizleyin bir peçeteyle. Ben de kenarlarını güzelce sildim. Şimdi üzerine bir çikolata ganaşı hazırlayacağız. 100 gram kremanın içerisine böyle kremayı ocağa koydum. Karıştırarak hafif ısıttım. Tam kaynama aşamasına geldiğinde getirdim. İçerisine 100 gram bitter çikolata koyuyorum. O sıcaklıkta çok güzel bir şekilde eriyor. Baktınız erimiyor. Birazcık ocakta hafif kısıkta tutarak da çikolatanızı eritebilirsiniz ama benim kremam sıcak olduğu için gayet güzel bir şekilde eridi. Şimdi her ikisini de dolaba götürüp hazırladığım ganaş koyu bir kıvam alana kadar ortalama 2-3 saat boyunca dolapta dinlendirdim. Gördüğünüz gibi böyle sürünebilir bir kıvam alması gerekiyor. Tüm çikolatayı böyle çok kenarlara taşırmadan hafif hafif üzerine doğru sürüyorum. Birden ortaya doğru dökmeyin arkadaşlar. Böyle kaşıkla yavaş yavaş üzerine doğru sürün. Kenarları çok taşınca çok hoş bir görüntü olmayacaktır. Tam böyle videodaki görüntüyü yakalamak için lütfen bu püf noktalara dikkat edin. Tüm çikolatayı üzerine sürüp dolaba kaldırıyorum. Benim çok vaktim olmadığı için ben çok dinlendiremedim. Ortalama bir 2-3 saat anca dinlendirdim ama bu üzerindeki çikolata daha iyi donması için bir gece dinlendirirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Dolaba normal gözünü götürüp 3-4 saat dinlendirdim. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika. Şimdi dileyip böyle ortasında gördüğünüzde hayran kalacaksınız arkadaşlar. Ben böyle bir kısmını dilimledim sadece sizlere göstermek için. Şöyle dilimi çıkartayım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ağlayan pastaya benzer bir görüntüsü var. Ama inanın harika bir pasta. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olup videonun alt kısmındaki zil sesini açarak videolarımdan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.